Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Demir, Ürdün Nehri'nin dibine düştü. Yeşil bir dal kesilip suya atıldı ve demir yüzdürüldü. Bu sadece bir mucize ve hikaye. Suriyeliler Elisha'yı Dotan'da yakalamak istediler. Bu yüzden kör bir şekilde onlara vurdu. Onları şehre götürdü. Sonra iyileştirdi. Sonra onlara bir ziyafet hazırladı. Bu olayda tezahür eden lütuf hikayesi nedir? Tanrı, Dotan'daki hizmetçisi Elisha'yı kurtarmak için müdahale etti ve onu Suriyelilerin komplosundan korudu. Ancak yine Dotan'da bulunan Yusuf'un alınıp köle olarak satılmasına izin verdi. Tanrı'nın çocuklarıyla ilgilendiği yöntemler nelerdir? Sevgili izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Kutsal Yazılar adlı günlük çalışma programımızda yaratılıştan vahye kadar tüm kutsal kitabı inceliyoruz. Çalışmamızda 2. Krallar kitabına ulaştık. Bugün de 2. Krallar 6. bölümü inceleyeceğiz birlikte. Daha önce yayınlanmış kitapların eski bölümlerini www.kutsalyazilar.com adresindeki web sitemizden izleyebilirsiniz. Başlıkla tüm bölümleri bulacaksınız tüm bölümleri indirebilir ve kendinize bir kitaplık oluşturabilirsiniz. Okumak isterseniz açıklamaları da bulacaksınız. Başlamadan önce kutsal kitabınızı alın ve 2. Krallar 6. bölümü açın. Böylece bizimle birlikte takip edebilirsiniz sevgili izleyiciler ve sözün mevcut zenginliğini bu yolla alabilirsiniz. Ama şimdi öncelikle stüdyoda bulunan konuklarıma şimdi hoş geldiniz demek istiyorum. Onlardan ilki İshak Elyah kardeş kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalet Filipos kardeş siz hoş de bulduk. hoş geldiniz. Ya Onur duyduk. Olsun. Olsun. Teşekkür ederiz. Stüdyodaki değerli misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz. Burada olmanıza sevindik. Ee, altıncı bölüme ulaştık. Bu bölüm büyük bir mucize ile başladı. Suyun üzerinde yüzen demir. Sonra Elisha Suriye ordusunu ele geçirdi. Ve Samiriye'de kıtlık vardı. Ve Elisha'nın lütuf adamı olduğu için nasıl davrandığını da gördük. Kalet kardeş bana demirin suya düştüğü ilk mucizenin bir özetini vermenizi rica ediyorum. Ve tanrı adamı Elisha onu yüzdürdü. Bu hikayenin ayrıntılarını bizlere açıklayın. Nitekim Elisha'nın hizmeti belli bir özellikle karakterize edildi. Bu belki de ee, İlyas'ın hizmetinde eksikti sayıca büyüyen takipçileri vardı. Yani öğrenmek için kaldıkları yer ya da alan sıkıştı. Yeri genişletmek için bir öneri vardı. Tanrı adamı Elisha bu öneriyi kabul etti ve peygamberlerin oğulları yerine genişletmek için şerianın yanından odun almaya gittiler. Bu da bize Elisha'nın arkasında yürüyen insanların ciddi, hevesli olduklarını ve vizyonları olduğunu öğretir. Mekanı büyüttüğümüzde bu bir vizyondur. Çünkü sayılar artıyor. Yani Elisha'yı can sıkıntısından ya da Tanrı'nın adamını sevdikleri için takip etmiyorlardı. Elisha'nın bir vizyonu vardı. Elisha'nın vizyonu vardı, doğru. Hizmetini genişletmek için. Bu insanlar kendileri de toplandıkları okulu ya da alanı inşa etmeye gittiler. Demek ki orada oturuyorlar. Ee, her şeyi kolayca alıyorlar. Belirli bir faaliyet yapıyorlardı. Anlatılanlara göre, onlar e, e, odunu keserken birinin odun kesmek için kullandığı aleti demir saptan kayarak düştü ve adam demir ırmağa düştü diye çığlık attı. Ve Tanrı'nın adamını çağırdığında sorunun sadece işinin durması değil, aletin ödünç olması olduğunu söyledi onlara. Onu ödünç almıştım. Evet, onu ödünç almıştım dedi. Bu, onu başka birinden ödünç aldığı anlamına geliyor. Böylece iş durdu ve ödünç alınan adamın aleti kayboldu. Yani bu bir sorundu. Bu yüzden kutsal sözde der ki, adam çığlık attı. Tanrı'nın adamı Elisha, onun nereye düştüğünü sordu. Adam Düştüğü yeri gösterdi. Ee, elbette kimsenin şeria ırmağında bir şey görebilmesi imkansız. Biri demiş ki, parmağınızı şeria ırmağının suyuna sokarsanız, onu görmezsiniz. Çünkü su çamurla karışmıştı ve berrak değildi. Dal düştü ve demir yüzeye çıktı. Bu doğa kanunlarına aykırı. Kesinlikle bir mucize. Bu doğa kanunlarının üzerinde bir olay. Tanrının yetkisi kanunlarla sınırlı değildir. Bu yasaları kim koydu? Tabii ki Tanrı. Ve kim bu yasaların üstünde olabilir ki? Tanrı. Karakterine ve doğasına uygun olan budur. Daha önce de söylediğimiz gibi, Tanrı'nın varlığının temsilcisi olan Elisha, bu mucizeyi yaptı ve demiri yüzdürdü. E, ve yeşil dalı batırdı. Aslına bakarsanız, isterseniz bu mucizeden üç tane ders çıkarabilirim. Buyurun. İlk ders, Odun kesmeye giden bu adam şöyle diyebilirdi. Benim e, benim aletim yok. Lütfen burada kalmama izin verin. Çünkü aletim yok. Ama belli ki çalışacak bir yüreği vardı. Yani çabalıyor böylece çabaladı. İşin bir parçası olabilmek için birinden alet ödünç almaya hatta gitmeye çabaladı. Bu bize de motivasyon sağlıyor. Tanrının işinde tembel olmamalıyız. Kendimizi asla haklı çıkarmaya çalışmamalıyız. Bazen işten kendimizi mazur görmek için gerçekler sunarız. Belki Tanrı bir iş yapmamızı emretti ve bize bir vizyon verdi. Rabbin emrettiği işi başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Öğrendiğimiz ikinci şey, Tanrı'nın hayatımızdaki en küçük ayrıntılara bile önem verdiğidir. Tanrı hayatımda sapından kayan bir demir parçasını umursuyor mu? Evet, Tanrı'nın umrunda. Duyduğumuz güzel ifade gibi, küçük sorunlarımız sevgisinden önce büyüktür. Ve büyük sorunlarımız tamam. onun gücünden önce küçüktür. Ama öğrenebileceğimiz üçüncü ders, bu demir parçasının sizi ve beni temsil etmesidir. Bir gün kaydık ve çamura düştük. Günahın derinliğine ve ölümün derinliğinde yol aldık ve doğal yollarla iyileşemezdik. Hiçbir kol şeri aya doğru uzanıp onu alamaz. Çünkü görülemez. İçinde bulunduğumuz o çamurdan kurtulmak için bir mucizeye ihtiyacımız vardı. Ölümsüzlüğe sahip olan ölür. Yani yeşil dal. Yeşil dal, evet. Bu hakkında şöyle söylenen Mesih'i temsil eder. O, Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Ölümümden kurtulabilmem için Mesih'in ölmesi gerekiyor. Günahımın mezarından çıkıp sonsuz yaşamı alabilmem için Mesih yerime ölmek zorunda kaldı. İshak kardeş, birçok kişi odunu kesen bu işçiyi suçluyor. Çünkü demir ondan düştü. Onu suçlayanlara siz katılıyor musunuz peki? Aslında hayır. Neden? Birçok nedenden dolayı. Kalet kardeşin şunu söylemesinin bir nedeni var. Bu adam deneyen gayretli bir adamdı. Ancak yasanın kendisinden gelen bir sebep var. Yasanın Tekrarı kitabının 19. bölümünde yasa bir demir parçasıyla ile baltası olan kişinin demirin baltadan kaymasını değil birine zarar verip onu öldürebileceğini varsayar. Böyle bir olasılık da var. Böyle bir olasılık da var ve Tanrı bunu yasada yazdı. Yasanın Tekrarı kitabında 19. bölümde kazara öldürülme için Tanrı'nın sığınak kentler yerleştireceğini okuduk. Neden 5. ayette şunu okuyoruz? Örneğin Odun kesmek üzere komşusuyla ormana gidip ağacı kesmek için baltayı vurduğunda balta demiri saptan çıkar, komşusuna çarpar. Komşusu ölürse ölüme neden olan kişi bu kentlerden birine kaçıp canını kurtarsın. Yani Rab bunun mümkün olduğunu varsayıyor. Herhangi bir ihtimal olduğu anlamına gelmez. Bir diğer önemli şey bu olay olduğunda temkinli davrandığının bir kanıtı vardır. Demir kimseye e, çarpmadan ırmağa düştü. Yani ağaca çarptığı, kimseye çarpmadığı anlamına gelir. Yani insanlardan uzakta vuruyor. İnsanlardan uzakta vuruyor. tabii vurmuş. aynen öyle. Böylece direkt ırmağa düştü. Dürüstçe konuşmamız gerekirse birini suçlayacaksak ona ödünç vereni suçlarız. Çünkü ona zayıflamış bir şey ödünç verdi, işi iyi yapmayan bir şey. Birini suçlayacaksak o adamı suçlamak bence doğru değil. Tamam? Şimdi bir ara verip Sonra misafirlerimizin sorusunu alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler ve soru alacağız şimdi. Sorunuz lütfen. Demir suya düştüğünde adam üzüldü. Çünkü ödünç almıştı ve geri ödemeyecekti. Ama Tanrı adamı bunu başardı. Nereye düştüğünü sordu. Adam yeri gösterdi. Tanrı adamı Elisha, yeteneği ve peygamberlik armağanı göz önüne alınırsa nereye düştüğünü nasıl bilmiyordu? Peygamber olup da yapılamayanları yaptığı, bilinemeyenleri bildiği halde demirin nereye düştüğünü bilmiyor muydu? Öncelikle peygamberlik işiyle ilgili izin verirseniz bilgi vereyim. Lütfen peygamberlik bir iş değildir. Tanrının çağrısıdır. Evet. Tanrı insanları çalışana çevirmez. Ancak bir hizmete ve mesaj vermeye çağırır. Elbette peygamberler her şeyi bilir. Çünkü Tanrı bu yeteneği onlara verir. Fakat adama baltanın nereye düştüğünü sormak zorunda kaldı. Biri bu soruyu sordu diye Elişa'yı eleştirirse ona Şöyle söyleyebiliriz. Ya Mesih bir gün kör bir adama şunu sormadı mı? Benden ne yapmamı istiyorsun diye. Mesih'in bir bildiği vardı. Mesih ne istediğini bilmiyor muydu? Mesih bu kör adamın neye ihtiyacının olduğunu bilmiyor muydu? 38 yıldır hasta olan kişiye sordu. İyileşmek istiyor musun? Yani bazı insanlar bu sorunun doğru olmadığını düşünebilir. Ama aslında bu önemli bir sorudur ve haklı olarak Mesih'in insanlara sorduğu soru muydu yoksa Tanrı adamının bu çocuğa ya da kişiye sorduğu soru muydu Öncelikle şunu incelemek için motivasyonlarının dürüstlüğüne bakmalıyız Bu kişinin ne kadar ciddi olduğunu görmeliyiz O kişinin demiri kaydırması mümkün olabilirdi ve o da şöyle derdi İşte bu bitti Elimden geleni yaptım ve demir kafa suya düştü ve Tanrı adamı ona sorardı, nereye düştü? Bilmiyorum derdi. Ee, neden? Böylece bu görev çabucak bitmiş olacaktı. Ama işin aslı, bu soru onun ciddiyetini incelemektir. Onlarla çalışmaya devam edeceğini gösterir. İkincisi, kutsal ruh bize demir kafanın gerçekten kaydığına ve şeria ırmağına düştüğüne dair bir kanıt verir. Ya da bunun Tanrı adamının bir gösterisi. Ya da şovu olduğunu söyleyebiliriz ve kutsal ruh kanıtlamamız için bir tanık Bir sor. görgü tanığı. Şeri ırmağının belirli bir bölgesine demir kafanın düştüğünü kanıtlayan bir görgü tanığı. Ve ırmağa düştüğünde onu almanın herkes için zor olduğunu. Gördü ama Tanrı'nın adamı duyduğumuz ve söylediğimiz gibi... Demirin doğa kanunlarına karşı suda her zaman yüzmesi için en iyi ilahi yöntemi bilen tek kişidir. Yani Tanrı. İsak kardeş, yani mucizelerin mucizesi bir insanın ayda yürümesi değil. Mucizelerin mucizesi yozlaşmış kişinin yararlı bir kişiye dönüşmesidir ve bu Hristiyanlığın mucizesidir. Önceki soruda baltanın insan ruhunu gösterdiğini kabul etmiştik. Baltanın kullanılması ve faydalı olması gerekiyordu. Ama Şeria ırmağının çamuruna, suyuna düştü ve battı. Kesilen yeşil dal ırmağın çamurundan çıkıp yüzmesine neden oldu. Bunun hayatının ortasında kesilen ve ölümü tadan çarmıhtaki Mesih'in işine dayanan kurtuluş hakkında bilgi verdiğini de biliyoruz biz. Böylece hepimiz hayatı tadacak ve daha yüksek düzeyde yüzebilecektik. Size sorum şu. İnsan bundan sonra nasıl faydalı olabilir? Kurtarılan insan ruhu bundan sonra keskin bir balta gibi Rabbin elinde nasıl faydalı olabilir? Buyurun. Birçok örnek var hayat kardeş ama bu şekilde anlatacak olursam bir zamanlar yararlı denilen bir adam vardı. Rabden uzaktayken yararlı değildi ama hayatı değişince yararlı, yararlı oldu. Onisimos. Ee, yeni ahitteki film ona mektuptaki Onisimos. Filimon mektubu İbranilere mektubun hemen önünde yer alır. Yeni ahitte. Bu adam bir köleydi. Ve Filemon adında bir müminin evinde onun ailesiyle yaşayan bir insandı. Bir gün onların evinde toplantı vardı ve kilise toplanacaktı. Ve efendisinden çaldı ve kaçtı. Ama Tanrı'nın lütfu onu Elçi Pavlus aracılığıyla buldu ve Mesih'i... Tanıdıktan sonra faydalı oldu. Tek başına Filemon'a fayda sağlamadı ama büyük hizmetkar olan elçi Paulus'un kendisine bile faydalı oldu. Nitekim hırsızlık yapanların sorununun eli olduğunu gören toplum o eli kesmemiz gerekti ama öyle diğer elini kullanarak çalar ya da insanlar interneti kullanarak Kesinlikle. kredi kartlarını çalıyor. Örneğin parmak izi çalınıyor. Bu günah sorunu çözmez. Doğu'da kesler, keser, Batı'daysa hapishanenin düzeltme ve kandırma için olduğunu söyler. Ama hırsız hapse girip diğer suçlularla tanışır. Suçla ilgili deneyimlilerle, deneyimlilerle tanışır. Öyleyse ne doğu ne de batı haklı. Sadece Tanrı haklı. Tanrı günahkarları haklı çıkarabilecek kişi. Şöyle ki, Onisimos için şu söylendi. Bir zamanlar sana yararsızdı ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır. Pavlus şöyle der. Şimdi sana da bana da yararlıdır. Ve şaşırtıcı olan diğer şey... Bunu söyledikten sonra sevilecek bir kardeştir der. O sadık olmuştu. Biri hayır o adam Mesih'i tanımadan önce bir hırsızdı. Ona para çantasının sorumluluğunu verir miydin? Ona diğer inananlar gibi davranır mısın? Evet Rab hırsızı döndürebilir sadece çalmayı bırakmaz daha fazlası da olur. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin ve kurtulan tüm insanlarda bulduğumuz kural budur. İster Eski Ahit ya da Yeni Ahit'te olsun, bu sizin dediğiniz gibi mucizelerin mucizesidir. Bu yüzden her seyircimizi buna davet ediyoruz. Günahlarınız ne olursa veya ne kadar olursa olsun, çamura ne kadar batmış olursanız olun, evet, yararlı olmadığınızı söylüyorsunuz. Herkes sizin hakkınızda yararlı olmadığınızı söylüyor. Ama bugün Rab tövbenizi kabul ederdi ve hayatınızı değiştirmek için sadakatle Mesih'e geldiğinizde bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Şimdi bir ara verip çalışmamıza sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. İkinci Krallar 6. bölümü çalışmaya devam ediyoruz. Kalet kardeş 8. ayetten sonra Elişan'ın Aram ordusunu ele geçirdiği bazı olaylar oldu. Aram ordusu İsrail kralını yakalamak istedi ama Elişa onu uyardı ve Aram kralı haberi ileten casuslar olduğunu düşündü. Bundan sonra ne olduğunu anlatır mısınız bize neler oldu? Aslında bu Aram kralını şaşırtır. Rab hizmetkarını savunarak bir mucize yaptıktan sonra tekrar Kuzey Krallığındaki İsrail topraklarını istila etmek için geliyor. Bu yüzden birden biraz fazla düşündü ve İsrail kralını ve İsrail kralının ordularını avlamak için İstiridye gibi yapmaya karar verdi. Orduda ve savaşta böyle söylüyorlar. Ama Peygamber Elisha, Rabbi temsil eden, lütuf peygamberi kavminin yanında yer alan, ruhsal durumu ne olursa olsun halkının tarafını tutan bir insandı. İsrail Kralı, bu kötü adam tarafından tuzağın kurulduğu yere gitmemesi için ee, iki kez uyarıldı. Aram Kralı, İsrail Kralı'nın birden çok kez uyarıldığını görünce öfkelendi. Liderlerini ve ordularını çağırdığında öfkelendi ve onlara şöyle dedi. Aramızda bir hain, bir casus olmalı. Ona söylediler. Görünüşe göre onlardan biri Elisha'nın hikayesini biliyordu. Belki de Naaman'ın maiyetindendir. Naaman, Şeria ırmağında e, cüzdamından cüzzamından arınmaya gittiğinde belki ona şöyle dedi. Hayır, 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 öyle değil. Sana hikayeyi anlatayım. Bakın, Elisha denilen fakir bir adam vardır. Bu adam yatak odanda ne söylendiğini biliyor. Şu aptalca eyleme bakar mısınız? Tamam o zaman o adamı gidip almalıyız. Adamın ne söylediğini duymadın mı? İnsan aptaldır. Sandığınızdan çok daha aptal. Elisha'yı sordu ve Dotan adında bir yerde yaşadığını gördü. Bu yüzden Yardım ve gücü olmayan bu zavallı adama kudretli bir ordu, demir arabalar ve şövalyeler, oklar ve mızraklar gönderdi. Ve sabah uşak su getirmek için e, dışarı çıktı ve şehrin her yerinde bir ordu olduğunu gördü. Kimi almaya geliyorlar? Bir terörist mi? Hayır, bu bir terörist değil. O, Tanrı'nın fakir adamı, uysal ve alçak gönüllüdür tanrısına sessizce hizmet eder. Kendinden önceki bir ateş adamı ya da İlyas'ın özelliklerini taşıyan bir adam bile değildi. Bu yüzden hizmetçi hızla geri dönüp ona, ''Eyvah efendim, ne yapacağız?'' dedi. Neden? Çünkü dağ taş orduyla doluydu. Elisha ne dedi? Korkma. Ve bu arada, bu olayda Elisha en az üç kez dua etti. Korkma, çünkü Bizim yandaşlarımız onlarınkinden çok diye karşılık verdi. İnsanlar bazen bu ayeti yanlış okur. Bizimle birlikte olanlar bize karşı, olanlar bize karşı olanlardan diyor. daha fazladır diyorlar. Elisha herhangi bir davanın kendisine karşı olduğunu düşünmedi. Ama yüce olan ve elini ve gözlerini yükseğe kaldıran Tanrı'ya karşıdır. Elisha'ya karşı değil. Elisha hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden dua etti. Ya Tanrım lütfen gözlerini aç dedi ve genç adamın gözleri açıldı. Dağın atlar ve ateş arabalarıyla dolu olduğunu buldu. Kutsal kitap şehir ya da ordunun çevresinde demiyor ama Elisha'nın çevresinde ve bu Tanrı'nın korumasıdır ve Tanrı'nın büyük takdiriyle hizmetkarı koruma tamam. altındadır. Ama sonra İsa kardeş... Elisha'nın yetkisini Rabbin bir peygamberi olarak kullanmasının sonucu olarak Rab askerleri ve Elisha'yı yakalamaya gelen tüm liderleri körü körüne vurdu. Ama sonra onların şehre girmelerini sağladı ve onlar için bir ziyafet verdi yargı ve lütuf eylemi arasında. Şimdi İshak kardeş bize lütuf adamı Elisha'nın Yaptıklarından bahsetmenizi istiyorum. Dediğimiz gibi onu alamaya geldiler ama önce o onları avladı. Şaşırtıcı olan yetkisini iki yönlü kullanması. Hizmetkarının görmesi için ve onları kör yaptı. Yoksa onu alabilirlerdi. Bu bana şunu hatırlatır. Belki biri İlyas'ın gökten ateş indirdiğini ve hizmetinin teması olduğunu söyleyebilirdi. Eliş onlara hayır lütfen yiyin ve bir içki alın dedi. Ama... Başka bir şekilde de alabiliriz. E, bu bugün yaşadığımız lütuf atmosferine uygun olur. Elçiler hatırladığım kadarıyla Luka 9'da Rab İsa ile konuştuklarında ona şöyle dediler. "Bilmiyorlar. Rab bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin? Onlara hayır dedi. İlyas'la Elisa'nın yaptıkları arasında Ortak bir nokta var. Kutsal kitap şunu söyler. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Susamışsa Bunu yapmakla sunar. onu utanca boğarsın. Aslında Hristiyanlar olarak rolümüz Elisha'nın yolunda yürümektir. Şimdi izninizle seyirciden sonra alalım. Buyurun sorunuz lütfen. Tanrının insanlarla mucizeler aracılığıyla ilgilendiğini görüyoruz. Ama bazen insanlara mucizeler olmaz. Bu yüzden Tanrının onları unuttuğunu veya hayatlarında yanlış bir şeyler olduğunu düşünürler. Tanrı insanla mucizeler aracılığıyla mı ilgileniyor yoksa başka yolları var mı? Zorluklarla karşılaştıkları zamanlarda. Evet. Bu soru da aklımdan geçti. Rab Elişayı Dotan'da kurtardı. Onu kurtarmak için melek ordularını gönderdi ve aynı yerde Yusuf köle olarak satıldı. Sanki Tanrı onu terk etmiş gibi. Tanrı halkının tarafında mı yoksa onlara karşı mı? Onları kurtarır mı yoksa yapmıyor mu? Tanrı neden halkının bazılarının acı çekmesine izin veriyor ve neden bazen başka bir gruba kurtuluşu gösteriyor? Nitekim Dothan'daki cevap söylediğin gibidir. Bu bölge genç bir adamın ruhuna sıkıntı yaşattı. Yusuf'a ve Hı? Ve aslında hikayeyi okuyan kişi sanki Tanrı sahnede yokmuş ve sahne onun tarafından gözden kaçırılmış gibi görülebilir. Ama Yusuf'un hayatının öyküsünü okuduğumuzda, kutsal kitapta Tanrı'nın Yusuf'lu olduğu gibi yanında olduğu hiç kimse yoktur. Ancak Tanrı Yusuf'la tek bir mucize yaratmamıştır. Belki Yusuf'a hiçbir açıdan görünmedi, bir kez bile ve yine de Yusuf tanrının onunla birlikte varlığının derinlikte yaşadığını hissediyordu yusufun hikayesi hakkında çok fazla konuşmayacağım aynı yerde otandı tanrı mucizevi bir şekilde müdahale etti ve tanrının adamını korumak için ateşli arabalar gönderdi bu bize bir şeyler öğretiyor bize tanrıyı bir şekilde engellememizi öğretir Tanrı bizimle tek bir model üzerinden ilgilenmez. Ama Tanrı bizimle bireyler olarak her birimizle ayrı ayrı ilgilenir. Benim hastalığımdaki tecrübem senin tecrüben olmak zorunda değildir. Belki belki Tanrı'nın bilgeliğinden, belli bir sebepten dolayı bu hastalıkla yaşarım ve belki de bu yüzden öleceğim. Bu yüzden benim yaşadığım şey, benim tecrübem sizde olmak zorunda değil. Tanrı bizimle, herkesle bir birey olarak ilgilenir. Tanrı bizi sıkıntıda koruyabilir. Ya da kurtarabilir. Evet, ya da muafiyetle bizi korur. Bu yüzden Tanrı'yı asla belirli bir şekilde sınırlayamam. Ve Tanrı'yı benim zorluğumda, senin zorluğuna uğraştığı gibi benimle uğraşmaya zorlamak doğru değil. Tanrı'nın birçok yolu vardır ya da birçok yöntem. Tabii İbraniler 11 bunun en ünlü İbraniler kanıtıdır. 11. Bunlar iman sayesinde ağzından ele kaçıp kurtuldular. Diğerleri öldürüldü. Üçüncü grup insanda kurtuluşu kabul etmeyenlerdir. Tamamdır. Teşekkür ederim. Konuklarımızla bölümü gözden geçireceğiz. Evet. Aram kralının ordusu kendisine geldiğinde Elişa'nın otoritesinin ve lütfunun nasıl gösterildiğini bilmek istiyoruz. Burada yetkisi sayesinde tüm orduları kör edip vurduğunu gördük. Yani burada otoritesi ve lütfu da çok açıktı. Çünkü onlar için bir ziyafet yaptı ve yemelerine izin verdi. Aynı zamanda. Evet. Ee, Tanrı bazen halkını, sevgilisini zorluklardan mucizevi bir şekilde kurtarır. Ve bazen zorluklara izin verir. Bugünkü hikayemizde bunu nasıl açık bir şekilde görebiliriz? Ee, Yusuf'un kardeşleri onu bir çukura atıp zorlandığında... Dota'nın buna şahit olduğunu anladık. Aram kralı ordularının toplandığı yerde burasıydı. Ancak Tanrı'nın tüm insanlarla tek bir şekilde ilgilenmesi gerekmez. Benim deneyimim başka birinin deneyimi gibi değil ve biz bunu Yusuf'un hayatından anladık. Buna rağmen zorluklar vardı. Ama hayatında Rabbin varlığını deneyimledi ve çok başarılı oldu. Güzel. Teşekkür ederim. Rabbin hizmetkarları teşekkür ediyorum Önümüzdeki Rab, bölümde Rab, sizlerle çalışmamıza sizlerle devam sizlerle. edeceğiz Bir sonraki bölümde görüşene kadar Rab sizlerle olsun Elisha ertesi gün dedi ki Yarın bu saatlerde Samiriye kapısında Bir siyah ince un da seya siyah arpada Birer şekele satılacaktır Bu mucize acaba nasıl gerçekleşti? Hazael ve Yehuyu meseden kimdir ve her birinin hayatı nasıldı? Tanrı'nın Aram kralı Ben Hadad'a vermek istediği mesaj neydi? Hastalıktan iyileşecek miydi yoksa ölecek miydi? <Sessizlik> Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde benliğim tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde rap sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur